Bir tuzak mı, onu da konuşmak lazım. Bu bir tuzak senaryo mu, ona da bakmak lazım. Yani gitmek istiyordum, göndermediler. Ben de orada bir eylem yaptım. Gideyim. Yani işte Rusya'dan falan talipleri olduğu bilgisi zaten sezon başından beri var. Hani bunu bir eyleme dönüştürüp, yani beni zaten gönderirler, ben de giderim düşüncesindeyse, o daha da çirkin bir tavır. O daha çirkin bir davranış. Yani hani yaptığının iki misli bir davranış daha olur ki. Benim düşüncem, yani ben yönetici olsam düşünüyorum şimdi ne yaparım? Süresiz kadro dışı verebileceğim en yüksek cezayı verip süresiz kadro dışı bırakmak ve mümkün olduğunca da şöyle yapabilmek yani. Çünkü sen oyuncuyu 14. maddeden gönderdiğin anda oyuncu oynuyor. Bırakıp oynamasın, biraz onun ızdırabını çeksin derim yani. Benim düşüncem öyle. Çeksin biraz ızdırabını. 10 hafta oynamasın mesela. Ha, sonra şöyle düşünenler olabilir. Yaz 10 hafta sonra Galatasaray'a faydası olur. O beni hiç ilgilendirmiyor. Galatasaray'a şu anda faydası yok zaten. Galatasaray bu işten nasıl sıyrılacağının hesabını yapıyor. Galatasaray'a faydası yok zaten şu anda. Gitsin devre arasında da bir yer bulsun, gitsin derim. Yani benim kanaatim o. Peki hemen Mehmet Ayan'a şunu da sormak istiyorum. Şimdi Haldun abi detaylarından bahsetti. Hani bu bir tuzakta olabilir mi dedi ama şu da var. Marcão geçen sezon çok daha konuşulmayan hatta çok araştırılan ama somut video ya da fotoğraf bulunamadığı için hep bir tarafta bekletilen Halil Dervişoğlu'yla Marcão arasında Ümit Milli Takım'la yapılan hazırlık maçında yaşananları da akıllara getirdi. Dün yapılanlarla birlikte Fatih Terim'in Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in olduğu bir yerde biz sen çok daha iyi takip ediyorsun, çok daha Fatih Terim'i yakından tanıyorsun. Böyle bir disiplinsizlikten bahsedebilmek, yani benim için bunun karşılığı disiplinsizlik Artık var sanki. canım, yani Fatih Hoca'nın içinde bulunduğu, başında bulunduğu takımlarda 5-6 tane bir çırpıda sayabiliriz. Bu Halil Dervişoğlu meselesi, yanlış anımsıyor olabilirim. Lütfen insanlar düzelsinler. Yuvarlak konuşuyorum. Ya babası ya kendi, ya öyle büyük bir olay olmadı falan gibi bir açıklaması vardı. Babası da söyledi, Tolunay Hoca da söyledi. Ya öyle büyük bir olay yok. Yani zaten öyle büyük bir olay ne yani? Şunun gibi bir şey mi yani? Öyle büyük bir olay. Sen genç bir futbolcuya daha tokat atıyorsan bitti yani. Onu büyük büyük derken ne ya? Büyük deyip yere yatırıp üstünde mi tepinmek yani, evet. Büyük olay yani? Şimdi Aldın abinin bıraktığı yerden devam edeyim. Dün akşam bizim sevgili Ural Aküz'üm, Cenk Ergün falan aralarında Galatasaray'da önde gelen abilerimizin bulunduğu bir WhatsApp grubumuz var. Orada sordum. Yani kontratlarda abi bu tip durumlarda tek taraf fesih hakkını getiren bir madde var mı diye. Ural cevap vermiş. Yani o bir avukat olduğu için artık onu haber olarak değerlendiriyorum. Özel bir yazışma değil, grup yazışması zaten. Diyor ki tek taraflı fesih mümkün değil. Disiplin ve para cezası söz konusu, evet, olur. Haklı fesih için birkaç defa disiplin yönetmeliği, evet, ihlali lazım diyor. Ural'ın verdiği cevap bu. Ben biliyorum dolayısıyla zaten. Öyle, şimdi doğru. Ortada bir problem var. Az önce dediğin Halil Dervişoğlu meselesini bunun üzerine katarsan o zaman orada da bir şey olmuş demektir. Çünkü düşünsene, kaldık Halil Dervişoğlu önceki kontrattır bu arada. Mehmet, sorun ne biliyor musun orada? O her yaptığı olayda ancak para cezası veriyorsun. Cezayı keseceksin, tebligatı yapacaksın. Ha, orada ceza yok. Şeyde ceza yok. Ceza Halil'de da ceza yok, tebligat da yok. Eyvallah. Yani her yaptığında yapacaksın ki sen haklı fesihi 3-4 sefer eline alacaksın. Doğru. Mesela Belhanda'da da benzer durum var. Taraftara küfür ediyor. Yani ya da işte şey kötü yok, söz söylüyor. Zabıt sen yok, ceza vermiyorsun ve kayda geçmiyorsun. Kayda geçmiyorsun. Ya da işte tribünde çıkarken bir şey yapıyor oyuncuya. O zaman senin hiçbir haklı tarafın olmuyor. Senin bir tane haklı tarafın var. Şu anda var. Bu. Yani onu söylemeye çalışıyorum. İki, Belhanda meselesi o gün kim yayınladı anımsamıyorum. Hemen beni aramışlardı saat 12 sularında. %100 doğru bir karardı. Galatasaray için teknik olarak yanlış olabilir. Belhanda'nın değerli oyuncu olduğunu biliyorum. Ben de çok beğenerek izliyordum. O doğru karardı. Burada da Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun vereceği kararın doğru olmasını temenni ediyorum. İki tarafı var. Birinci tarafı, evet abi, ver parayı gönder. Galatasaray ilkeleri değerleri, eyvallah. Haldun abinin kolay değil dediği tarz. Dün akşam senin attığın hikaye %100 doğru. Ben de aynı kanaatteyim. Çünkü bir hisse, his bu tarafta. Ama akıl, tıpkı sevgili kardeşim Emre'nin Haldun abinin sözünü etmiş olduğu gibi, akıl uzun süreli bir kadro dışını gerektiriyor. Ama benim orada Fatih Hoca gibi bir rengi noktası var. Onu atlamamak lazım gibi geliyor. Fatih Hoca, bu Haldun abinin sözünü ettiği çok aklıma yattı şimdi. 10-15 maç var ama Fatih Hoca o kadar götürtmez işi. Çünkü Galatasaray 2 maç daha oynayacak. Milli takım arası 4. maç Trabzon. 2 maç sonra bir milli takım arası da. Yani eğer kadroda kalırsa
Kasım ayının ilk maçında falan biz görürüz marka. Zaten Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun ne ceza verecek? Onu söyleyecektim. Zaten 3 ila 5 maç onlar ceza verecek. 3'te 5 maç diyor zaten. Yani şimdi burada olayın infiali çok büyük olduğu için 5 maç olma olasılığı daha yüksek. Zaten 5 maç dışarıda kalacak. 5 de Galatasaray verir. 10 olur. Yani 10 olur ki adam 2021'i kapatır diyorsunuz. Ha, yani ne yaptığını anlasın yani. Hani o kadar aralığa kadar gitmez ama yani yine de... Ha, o zaman işte zaten şey o. Yani burada Fatih Hoca muhtemelen bugün hazırladığı, teknik heyetle hazırladığı raporda oyuncuyu kaybetmeyeyim diyecektir. Benim de his tarafında itirazım o. Abi geçmişte biz neler kaybettik? Yok yok, ben oyuncuyu kaybetmeyeyim düşüncesinde olacağına inanmıyorum. Olabilir belki. 10 maç falan Galatasaray... Yani eğer 10 maçın altında bir ceza veriyorsa... O ödül demektir. 5 artı 10 mu? Yok, 10 diyor. Totalde 10. Yani 5 şey verecek. Diyelim 3-5 neyse federasyon verecek. 5 de Galatasaray'a hakeme ekleyecek dönük, 10. Hakeme dönük galiba formasını yırtmıştı. Engin Baytar'a 12 maç ceza verilmişti. Onu hatırlıyorum. Cüneyt Çakır. Cüneyt Son'un yaşadığı bir olay vardı. Kimle? Hangi mücadeledeydi? Editörümüz Koray'a da sorayım. Bu. Sadece editörünüz mü? Galatasaray derbisi Tokat. Mevzusunda ya şey o olay o evet o bir şey vardı ama kapıştılar orada yani. Kimle? Karşılıklı şey Galatasaray Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe maçı yani var ya yumruklar falan konuştu falan birbirlerine. Belhanda da var o olayda. Ya şimdi şunu söyleyeyim, bu olay karşılıklı, bak ne diyorum, her ben şey olur yani. Ben 11'e 11 kavga edilen maçta oynadım. 11'e 11. 11 adam polis kapıları kilitledi. Çünkü önüne geçemiyor taraftar. Ben böyle maçta da oynadım. Problem değil. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kötü bir şey ama karşılıklı bir şey. Burada kendi arkadaşına hani bir de olur ya, anlık sinir falan değil bu yani. Kafa, yumruk, tekme, tokat girişiyor arkadaşına yani. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Ama diğer taraftan söylüyorum. Yani bunu vurgularken... Yani bu arkadaşın çok ağır bir ceza alması lazım. Öyle ufak cezalarla falan kurtulamaz. Ve eğer bu arkadaşı fesih edip gönderirsen ona ödül vermiş oluyorsun bence. Benim kanaatim. Ödül veriyorsun. Bence git de. Başka yerde oyna diyorsun. Ne güzel yani. Al bonservisini de git. Bunu da yapmaması lazım. Onun için Galatasaray'ın kararı çok önemli. Yani burada insanlar heyecanla şöyle söylüyorlar. Gönder gitsin kardeşim. Gönder gitsin, mutlu olur. Mutlu olur. Gönder gitsin, mutlu olur. Yani oh, bonservis ceza değil ki, ödül o zaman ona. Gidecek bir yerde oynayacak, gönder gitsin. Gönder gitsin bir şey değil ki. Bence gönder gitsin değil. Burada cezasını çekecek ortamı oluştur. Gönder gitsin çözüm değil. Ve bir set sonra yani diyelim yarın ya da bu hafta sonuna itibaren artık şu soruyu soracağız değil mi? Az önce senin sorduğun sorunun devamı. Fatih Terim takımlarında böyle şeyler oluyor. Niye? Niye? Ya şimdi Fatih Hoca orada bir cümle söyledi. Orada yani çok da fazla bu işleri çok iyi yönettiğini söyleyemeyeceğiz. Dedi ki idare etmeyeceğiz, yöneteceğiz. Göreceğiz bakalım nasıl yönetileceğini. O zaman şöyle yapalım. Bir Fatih Hoca'nın basın toplantısını ekrana getirelim mi? Hem duruma dair hem de